Merhaba. Bu videoda kişisel gelişim fırsatlarını ve bunları nerelerde bulacağımızı tartışacağız. Katılımcı, dijital yeterliliklerin gelişim düzeyini kendi kendine değerlendirdikten sonra kendi dijital yeterliliklerini geliştirmeye özen gösterebilir. Çevrim içi öğrenme, dijital teknolojiler alanındaki yenilikleri takip etme ve yeni dijital yeterlilikler geliştirme fırsatları sunmaktadır. Şunları kullanabiliriz. Eğitim videoları, web seminerleri, birleşik öğrenme yöntemini kullanan farklı kurslar, kitlesel açık erişim kurslar ve diğerleri gibi. YouTube portalında birçok farklı video bulabiliriz. Bazıları öğreticidir de. Portalın arama alanına bir soru veya anahtar kelimeler girin. Diyelim ki bir Android telefon bir Wi-Fi ağına nasıl bağlanır? Arama motoru sorunun anahtar kelimeleriyle eşleşen videolar sunar. Videoyu başlatın ve videodaki talimatları izleyin. Elbette videoyu durdurabilir veya ileri geri alabilirsiniz. Talimatları takip etme hızınıza bağlıdır. Kayıtların çoğu yabancı dilde, genellikle İngilizcedir. Kayıttaki dili anlamada sorun yaşıyorsanız altyazıları açabilirsiniz. Bunu altyazı simgesine tıklayarak yapabilirsiniz. Daha sonra ayarlar simgesine, ardından altyazı ayarına tıklayın ve otomatik çeviri seçeneğini seçin. Ayrıca listeden çeviri dilini de seçebilirsiniz. Artık kayıt seçtiğiniz altyazılarla oynatılır. Hizmetin arka planında konuşmayı ve konuşma dilini otomatik olarak tanıyan ve çeviren yapay zekanın kullanılması yer almaktadır. Web seminerlerini çevrim içi olarak da bulabiliriz. Kar amacı gütmeyen kuruluş, TED, dünyanın dört bir yanından önde gelen düşünürleri, yenilikçileri, sanatçıları, bilim adamlarını, aktivistleri ve diğer ilham verici konuşmacıları bir araya getiren konferanslarıyla tanınıyor. TED konferansları 18 dakikayı aşmayan, çeşitli içeriklere sahip, kısa, son derece güçlü ve ilham verici konuşmalarla tanınır. Konuşmalar düşünmeyi teşvik eder, yeni bakış açıları açar ve dünyada olumlu değişiklikleri teşvik eder. Kayıtlar web sitelerinde toplanır ve burada altyazı ayarlama seçeneklerimiz de mevcuttur. MOOC çevrim içi kursları, internet aracılığıyla geniş bir kitlenin eğitim içeriğine erişimini sağlayan bir çevrim içi eğitim şeklidir. Kaç değerler, sunumlar, ders videoları, alıştırmalar, testler ve diğer etkileşim ve etkinlikler gibi eğitim içeriklerine ücretsiz erişim sağlamak üzere tasarlanmıştır. Çevrim içi kursların temel özellikleri şunlardır. Çok sayıda katılımcı için tasarlanmış olmaları. Eğitim içeriğine erişim ve dünyanın her yerinden katılımcılar oluşan bir topluluğa katılma fırsatı sağlarlar. Kurslar genellikle ücretsizdir ve öğrenmek isteyen herkese açıktır. Katılımcılar geleneksel eğitim kurumlarında karşılaşacakları fiziksel mevcudiyet veya diğer kısıtlamalarla sınırlı değildir. Genellikle sınavlar, alıştırmalar, tartışma forumları ve katılımcılar arasındaki diğer işbirliği biçimleri gibi etkileşimli unsurları içerirler. Bu aktif öğrenmeyi teşvik eder, fikir ve deneyim alışverişini sağlar. Teknik ve bilimsel alanlardan beşeri bilimlere, sanata, iş dünyasına ve diğer profesyonel alanlara kadar geniş bir yelpazedeki konuları kapsarlar. Katılımcıların farklı ilgi ve ihtiyaçlarına uygun birçok farklı kurs bulunmaktadır. Bazı Microsoft uygulamalarının nasıl kullanacağını öğrenebileceğiniz çok güçlü ve kullanışlı çevrim içi kurslar Microsoft tarafından geliştirilmiştir. Çevrim içi güvenlik çok önemli bir konudur. Bu konuyu kapsayan çeşitli web siteleri vardır ve internet güvenliği hakkında nereden bilgi edinebilirsiniz, buradan öğrenebilirsiniz. İşte örneklerden sadece ikisi. Bir web sitesi çocuklar için daha iyi internet ve diğeri ise Avrupa Komisyonu tarafından çocuklar ve yetişkinler için hazırlanmış, internetin riskleri ve fırsatları konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan, çevrim içi bir oyun olan Happy Online'dır. Wikipedia gibi web sitesi internetteki yazılı kaynakları da aktarmaktadır. Yapay zeka araçlarına erişim sayesinde katılımcı birçok alanda bilgi sahibi olabilir. Yapay zeka araçları soruları yanıtlayabiliyor ve çeşitli konu alanlarına ilişkin bilgi sağlayabiliyor. Şu anda en çok kullanılan araçlar ChatGPT ve Microsoft Bing'dir. Kişisel gelişim fırsatları bulabileceğiniz bazı yerleri ele aldık ve bireylerin kendini geliştirme konusunda birçok seçeneği olduğu sonucuna vardık.